Şimdi para, para, şimdi Erdoğan Paşa'm Amerikan'ın ordusu var filan dedi de bugün için evet. Biz yarını konuşuyoruz. Benim kendi öngörüm 2045'ten önce dolar rezerv para statüsünü kaybedecek. 2044'te mi olur? 2043'te mi olur? Onu bilemiyorum. Demin bahsettim. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda dünyanın geri kalanı. Yani Amerika şöyle topladığında Avrupa, Amerika dünyanın %15'i. Yani öyle şey değil dünyanın dışında şu an sosyal medya dediğimiz dijital dünya, bilgi teknolojileri, dördüncü sanayi devrimi, yapay zeka artık Amerika'yı her alanda tırtıklıyor. Örnek Bayraktar TB2 şu an fırtına estiriyor. Ukrayna'da da Afrika'da da biz burada gördük değil mi? Ruslar panikleri değil mi? Şimdi Türkiye'nin bir robot balık, robot siha dediğimiz deniz altında üretimi var. Yarın bambaşka çıkacak. Mevcut teknoloji Sayın Büyükelçimiz söylediği gibi yönetim konseptini değiştiriyor. Bir de dünya kendiliğinden değişmez. Değişim varsa değiştiren bir akıl vardır. Enerji şu an konsept değişiyor değil mi? Normalde değişmez. Şimdi Erdoğan Paşa dedi ki yenilenebilir bir enerjiye yatırım yapıp kurtulalım. Mümkün değil. Bu süreç. Çünkü Fransa zaten şeyden vazgeçmiyor. Bir taraftan yenilenebilir bir enerjiye gidiyor. Ama nükleer de yenilenebilir bir enerji sayısın. Doğalgaz da yenilenebilir bir enerji sayısın gibi enerji kavramı üzerine değişiklik var. Hidrojen enerji üzerine çalışmalar var. Çin'deki yapay güneş yarın bir gün şehirlerin üstünü alacak. İlk Şili'den görüldü geçen hafta Çin'in yapay güneşi. Dolayısıyla e, teknolojiyi geliştiren akıl benim gördüğüm bir teknolojiyi para için bakanlığa var. Ürün yapıp satıyor, para kazanıyor. Bir de teknolojiyi geliştiren akıl yönetimi de kurguladığı bir yönetim var diye düşünüyorum. Web3 merkeziyetsiz finans, kripto para, blockchain bunlara şöyle bir baktığımızda Çin'deki sosyal kredi dediğimiz aslında dijital devlet yönetim şeklidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz piyadelerini 2024'ten sonra çok hızlı bir şekilde çekeceğini düşünüyorum dünya genelinden. Kendi işlerindeki problemlerden dolayı. Amerika'daki kutuplaşma hat safhada demokrasinin beşiği bir ülke başkanlık sarayı basıldı. Düşünün Ocak ayında. Şimdi bunun basılacağını 6 ay önceden ee, burada yine Siyeran'da söylemiştim ben. Hatta bir hoca da, hocam da gülmüştü. O videoyu izletirim size. Bak basıldığında dedim. Aynen de öyle oldu. Dolayısıyla Amerikalılar Amerikalardan dinlemektense dünyanın <laughs> analizini ben kendim yapmaya çalışıyorum. Benim gördüğüm e, Atlantik İttifakı da bozulacak. Şu an en yükseğe çıktı diyor ya. Bu ittifakın dağılacağını düşünüyorum yeniden. Böyle bir dünya yok. Şu an güvenlik şeyiyle sıkıştırıldı ama ticaret ve diğer bir dijital dünya devreye girdiğinde 5G, 6G dediğimiz noktada Amerika'nın bir geleceği de yok şu an. Yetişemiyor bir türlü. Dönün sanayi devriminin standartlarını Çin üstünden New York ve Londra koyuyor. Bir de Amerika Birleşik içindeki şirketleri Amerikan ulus devletinin stratejisine, planına göre hareket etmiyor ki. Onların kendi ajandası var. Yani Birleşmiş Milletleri sürdürülebilir dünyası 17 maddelik var. Alt bileşenlere bakın. Ne Amerika'yı dinliyorlar, ne içeri dinliyor? Başka bir akıl var orada. Normalde yenilene bir enerjiye geçişi kendiliğinden oluyor? Bu akıl nerede? Birleşmiş Milletler'de. O nerede? Think arka planda. O Think nerede? Başka bir dünya isteyen bir akılda görüyoruz. Dolayısıyla biri bir kurgu yapıyor dünya için. Ee, ve CRISPR teknolojisiyle yeniden tasarlayacağım dünyayı diyor. Gıda noktasında yapıyor. Şu ayırtık. an o eşikteyiz. Ka bak gıda da bir problem varsa Değişim vardır. Değiştirmek isteniyor. Yarın bir gün çok hızlı şekilde yapay et. Solar protein, yapay. Bunlar hazırlandı. Tartışılıyor. Saklı gizli değil. Sadece biz bunları anlamak istemiyoruz. Her şey göz önünde. Enerjide de öyle. Dünyanın ısınma noktasında ki şu an tartışmalar var ciddi anlamda. Bunun üzerinde de farklı tartışmalar gelişebileceğini düşünüyorum ben. Temel şey 21. yüzyıl 4. sanayi devriminde oluşan dünya orduya dayalı çünkü fosil yakıt için silah lazım. Diğer e, yenilenebilir enerji için silah yok. Orduya da gerek yok. Farklı bir dünya kurgulanıyor. Bu dünya Çin'deki e, dijital devlet yönetim şekli gibi direkt bireylerle iletişimde olan demokrasinin de tartışmaya açılacağı doğrudan demokrasi kavramının geleceği bu dünya merkeziyetsiz bir dünya. Birini. şunu söylüyorsunuz işte ya, yapay et örneğini de verdiniz. Gıdadan petrole, veya farklı birçok alana şu an konuştuğumuz her şeye her şey değişecek aslında. Değiştirilecek. Değişecek Değiştirilecek. demiyorum. Bak ben bu kalemi buradan aşağı itmezsem bu kalem Enerzi. düşmez. Dünyada bir değişim varsa değiştiren akla bakarım. Kim değiştiriyor bunu derim. O öyle, o böyle. Aha böyle bir şey çıktı değil. <laughs> Teknolojinin geçmişini biliyorum. Kimin ne çalıştığını biliyorum. Atom bombası niye yaptı Amerika Birleşik Devletleri? Atmak için yaptı. Tesadüfen bulunmuş bir şey değil ki. Zorladılar. Baskı yaptılar. Oppenheimer Atarken ne dedi? Böyle buyurdu Şiva dedi. Şiva kim? Hindistan'ın savaş tanrısı. Şey. Peki Amerika Birleşik Devletleri biyolojik laboratuvarı kurdu 1913'te. Şu an dünyada tartışılan işte Ukrayna'da ana tartışma konusu bu. Batı medyasında yer almıyor ama Çin'de ve Rusya'da çok konuşuluyor. Eğer virüs atom bombasından önce virüs bulsa Japonya atmayacak mıydı? Atacaktı. Niye kurdu Peki bilimsel alanda böyle teknolojide de Mesela köpekler için şimdi biz çıkarttık çip uygulaması var değil mi? Zorunlu oldu. Ya da merkepler için. Niye? Kontrol altına almak için. değil mi? Deneyiyor mu diyorsunuz aslında Bak başka bir şey söylüyorum. Ben orada işi şey yapmak istemiyorum. Lütfen. Ya nedir? Köpek hareketlerini kontrol etmek istiyor. Değil mi? Peki o verinin merkezinde kim var? Aynı şekilde insana yönelik yarın Dünya Sağlık örgütü şu an aşılı olanları havalanlarından geçerken ya da yüz tanıma sistemini tespit eden bir proje geliştirdi. Yarın ülkelere bunu sunacak. Bir sonraki aşama küresel tıbbi veri tabanının oluşumu. Yani tümden dolayısıyla blockchain ve bir tabanlı merkeziyetsiz finansla oluşan yeni bir finans sistemi, yeni bir dünya 20. yüzyıldan bambaşka ama bunun akledeni var, teorisyeni var, teori yazıldı, pratik uygulanıyor. Bir kere daha söyleyeyim. Sanayi devriminde ne çıktı? Fabrika. İşçi, işveren kavga çıktı. Bir oturdu. Buradan bir sosyoloji gelişecek dedi. İnsanı baş, başıboş bırakırsan her şeyi düşünür. Oturdu, yazdı. Kim? Marx Engels. Onun hocası kim? Hannah Moisheyes, ait. Daha arkası var mı? Merak edip araştırır bulur. Peki, Das Kapital 1867'de yazıldı. Das Kapital yazılmasa 1917'de devrim olur muydu? Olmazdı. Marx Engels olmasa devrim olmazdı. 1905 Rus devrimi, 1908 İstanbul'daki Abdülhamit, 1911 Çin devrimi tek tek araştırdım. Aynı ekip var. Aynı ekip var. Aynı finansör var. Çin'deki adam burada da. Buradan şunu diyorum. Belki erken konuşuyorum ama bunu konuşmam lazım. Bu değişimi planlayıcılar artık devrim istemiyor. Halk ihtilali istiyor her ülkede. Her ülkede ayaklanma. Dolayısıyla fiyat tartışmalarını ulus devletleri yönetenler ya da yöneticilerimiz Böyle bakması lazım. Bu yazıldı, çizildi, tartışıldı. Net var görmesini bilene. İyi de halk Sefer adamın gibi. elinde patlar o. Amerika'da de devrim olur. Teksas'ta izahat e, de... e, öyle. Bunu Amerikalılar yapmıyor. Bak başka bir şeyden bahsediyorum. Amerikan ulus devleti ayrı. Şimdi bunu başarılı olur mu, olamaz mı? Ben başarılı olacaklar demiyorum. Tasarladıkları sistemi anlatıyorum. Teknolojinin geliştirilme amacı da zaten bu. Bireyle muhatap, direkt Z kuşağı diyoruz ya. Zeki kuşağı ne hazırlanıyor? Çok zeki, mekiydi pompalanıyor. Ne hazırlanıyor size? İhtilale hazırlıyorlar. Otoriteyi reddet slogan da bu. Bakın otoriteyi reddet. Ben tüm burada tüm dünyada böyle diyorsun. Ben evet bir küfür var da bunu burada ekranlarda söylemek istemiyorum. Tüm çocukların e, şeylerinde, tüm yurt dışında aynı slogan var. E, bilmem ne government diyor, ağır küfür ediyorlar. E, biz buradan gittiğimizde gelecek dünyayı 2045'te planladıkları dünyayı daha net göreceğimizi düşünüyorum. Biraz üstü örtük konuştum ama merak edene detaylı çizebilirim. Evet. Burada. Bir de bir, bir, ülkeyi unuttuk bütün bunlar için Hindistan. Bu mali konularla ilgili olarak, para sistemiyle ilgili olarak Hindistan da e, uzak ile ve Çin'le birlikte hareket etmeye başladı. Evet, İşbirliği Örgütü'nde o da vardı. O konuşulurken evet. konuşulurken Hindistan'da vardı. Evet. evet. Sayın Karakuş da söz hakkı istiyordu. Buyurun Sayın Karakuş. Ben söz hakkı değil efendim. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki sayın büyükelçimin de, sayın çiftçinin de söyledikleri benim gönlümde yatan. Ama ortada da bir <laughs> olay var. Amerika gibi bir olay var. 800 milyar doları efendim devamlı surette dünyadaki bütün her yere bir şekilde karışmak için kullanan bir güç var. Bu gücün 2045'ten evvel 3. dünya ...savaşa çıkaracağından korkuyorum ben. Yani bunlara mani olmak için... ...o 800 milyar doları boşa harcamıyor. O dolar imparatorluğu yıkılmasın diye... ...bu parayı ayırıyor. 800 milyar dolar işte... E, ...neredeyse bütün dünyanın... ...savunma harcamalarının... E, ...efendim iki katı. Öyle olduğu için... ...öyle olduğu için söylüyorum. 2045'e kadar... ...3. Dünya Savaşı'nı çıkarır bu ülke. Yani... <laughs> bunu böyle kurgulamış çünkü ben onu söylemek istiyorum. Gönlümden geçen aynen sayın büyükelçimin, sayın çiftçinin söylediği olaylar. Onları tamamen kafamda yazılı zaten onlar benim. Fakat söylüyorum bir de Amerika Birleşik Devletleri ve Batı var. Bakın sadece ben Amerika Birleşik Devletleri olarak görmüyorum. Bu Batı efendim aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir. Onu <laughs> Sayın söylüyorum. Karakuş, 2045'i bize gösterirler mi yeni dünya yani acaba noktasında? Bunu ee, Ben <laughs> onu söyledim zaten. Bu aslında <laughs> ben direkt yaşımı hesapladım Sayın Teşaltı... Karakuş. Acaba kaç yaşında <laughs> <laughs> Cam diye Buyurun. Ben de onu söylemiştim. Ben acaba <laughs> Sayın Çiftçi dedim de. 2045'i benim görüp göremeyeceğimi bilmediği için herhalde öyle söylüyor. Yok inşallah hep birlikte görürüz ama ben de Sayın Çiftçi konuşurken ben acaba yeni dünyayı görebilecek miyim diye. Evet. <laughs> <Bana da gülüyor> ama <sözleriniz>. göstermeyecekler. <laughs> ben bir kelime <laughs> edeceğim müsaadenle. Siz görürsünüz. <laughs> Hayırlısı. Değerli komutanım şimdi e, Sayın Büyükelçim de ifade ettiği gibi aslında burada... <laughs> bir gerçek var o da şu 1960 70'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri sermayesini ve üretimini doğuya güney doğu Asya Pasifik'e kaydırdı. Ve gelinen noktada dünyadaki output'un %65'ini burası yapıyor. Fakat baktı ki aslında kendi eliyle yarattığı Çin ejderhası Sovyetler birini çöktürmek için yapmıştı. Bugün kendisini Pasifik'e sokmuyor bir nükleer güç oldu ve burada üretenlerle kim bunlar? Üretken devletler Çin, Hindistan, işte Güney Kore, Japonya. Bir de finansı kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere borsası ve hepimizin bildiği gibi Hollanda. Şimdi buradaki kavga dünya emtiasına sahip olan Hinderland'a baktığımız zaman bu jeopolitik okumada bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump için kazandı? Ben dedi Amerikan vatandaşlarının tekrar üstün hale getireceğim. Üreten ve güçlü bir Amerika olacak. Biden ise sermayeden yana bir şey koydu. Ve şunu da söyledi giderken bir tane zart bıraktı. Dedi ki Biden dedi biliyorsun ki ben kazandım. You know I'm on. Bu kadar iki kelime. Ha şimdi burada demek ki Abdullah Bey'in söylediği, dünyadaki Sayın büyük Büyükelçim'in söylediği ne o konular? mevcut statikoyu devam ettirmekten yana ancak revizyonist bir oyuncu çıkıyor. Çin ben diyor senin bu oyununu bozacağım. Nasıl bozacağım? Asya Pasifik'i ele geçirdi şu anda donanmasıyla, silahlı kuvvetleriyle ve Rusya da mecburen Çin'le beraber ortak hareket ediyor. Halbuki baktığımızda Çin ve Rusya'nın dünya ıı, ekonomisine katkıları Amerika'dan çok daha yüksek. Ama dediğiniz gibi dolar imparatorluğu Kontrol ediyor. Bu sürdürülebilir mi? Yani benim kanaatime göre 125 dolar değil petrolün fiyatı tamamen efekt e, sübjektif. Düşecek bu mutlaka 60'ın altına düşecek ama şu anda bütün dünyanın belini kırıyor. Neden? Üretimi azaltıyor. Aynı zamanda da şunu azaltıyor. Belki de dünyadaki bir gıda kıtlığını e, e, hareketleyecek. Aslında gir, girmeyecektim de. E...